Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni bir ders ile tekrardan beraberiz. Dersimiz İslam mezhepler tarihi. Birinci ünite mezhepler tarihine giriş. Şimdi birinci ünitemiz olan mezhepler tarihine girişi tamamladıktan sonra ne tür kazanımlarımız olacak bunu beraberce inceleyelim. Şimdi bu üniteyi tamamladıktan sonra İslam mezhepler tarihini konulara ve amaçlara bakımından ayrıca diğer din bilimleriyle ilişkisi açısından İslam mezhepler tarihini tanımlayabileceğiz. Yine bilim dalının temel kaynaklarının özelliklerini ve kaynaklardan istifade metotlarını açıklayabileceğiz. Ee, bilim dalının metodolojik yani e, metotsal sorunlarının farkında olarak bunların nasıl çözüleceği üzerinde karşılıklı tartışma yapabileceğiz. Din mezhep ilişkisi hakkında ve mezhepler ile alakalı temel kavramlar hususunda değerlendirme yapabileceğiz arkadaşlar. Yine bu ünitemizle alakalı önemli bir Anahtar kavramlarımız mezhep, makalat, fırka, tefrika, ihtilaf, bidat. Ee, şimdi bunlardan sonra ee, İslam mezhepler tarihinin birinci ünitesi olan mezhepler tarihine giriş hakkında ee, giriş mahiyetinde şunları söyleyebiliriz. Şimdi... E, Türkçe'de bir dinin görüş, yorum ve anlayış ayrılıkları sebebiyle ortaya çıkan kollarından her birini tanımlamak için mezhep sözcüğü kullanmaktadır. Mezhep sözcüğü hem bu kolların mensuplarını hep birden belirterek sosyolojik bir oluşumu betimlemekte hem de çevresinde söz konusu mensubiyet bağının geliştiği e, fikri ve fiili sisteme işaret etmektedir mezhep sözcüğü. Şimdi Arapça kökenli bu sözcüğün dilimizdeki anlam alanı... Hanefilik, Şafilik, Hanbelilik, Malikilik gibi fıkhi yani hukuki ve Sünnilik, Şiilik, Haricilik, mürcilik gibi itikadi yani siyasi dini oluşumları hep birlikte kapsamaktadır bu mezhep sözcüğü. Oysa İslam mezhepleri tarihinin ya da orijinal ismiyle ilmi makalatül -il fırak dediğimiz bu ilmin konusu inanç ve siyaset ekseni etrafında oluşan fırkalaşmalardır. İslam mezhepler tarihinin ana konusu inanç ve siyaset ekseninde oluşan fırkalaşmalardır. Dolayısıyla bu bilim dalı e, fıkıh tarihinde teşekkül eden az önce saydığımız... E, ...Hanefilik, Şafilik, Malikilik, Hanbelilik e, veya diğerleri gibi mezhepleri doğrudan konu almaz İslam mezhepler tarihi. Şimdi... Ee, bu girişten sonra İslam mezhepler tarihi hakkında şunlar ile devam edelim. Müslümanlar bazı nedenlerle Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin vefatından sonra siyasi, dini ve fikri konularda ayrılığa düşmüşlerdir. Bu ayrılıklar Hicri 30'lu yıllardan itibaren çeşitli cemaatleşme ve hizipleşmelere yol açmıştır. Bunlardan bir kısmı kurumsallaşmışlardır ve her oluşumun kendine mahsus inançları üzerine eserler yazılmış ve böylece bir literatür oluşmuştur. Bazı mezhepler tarihte kalırken bazıları da günümüze kadar ulaşmıştır. Tarihte kalanların önemli bir bölümü fikirleriyle daha başka akım ve mezhepleri de etkilemişlerdir değerli hocalarım. Söz konusu süreç İslamiyet'in 14 asırlık tarihinde değişik şartlarda tekerrür etmiştir. Günümüzde de bu tekrarlar sürmektedir ve sürmeye de devam edecektir. İslam mezhepler tarihi söz konusu ettiğimiz süreç ve oluşumları konu edinen bir bilim dalıdır. İslam mezhepler tarihi söz konusu ettiğimiz süreç ve oluşumları ee, konu edinen bir bilim dalıdır değerli hocalarım. Şimdi İslam mezhepler tarihi hakkında, e, İslam mezhepler tarihinin tanımını yapacak olursak, geçmişte ve günümüzde siyasi ve itikadi gayelerle vücut bulmuş İslam düşünce ekolleri diyebileceğimiz beşeri ve toplumsal oluşumların doğdukları ortamı, doğuş sebeplerini, teşekkül süreçlerini, fikirlerini, mensuplarını, edebiyatını, yayıldıkları bölgeleri ve İslam düşüncesine katkılarını temel kaynaklardan hareketle zaman mekan bağlamında ve fikir hadise irtibatı çerçevesinde betimleyici bir metotla ve tarafsız bir gözle inceleyen bilim dalıdır İslam mezhepler tarihi. Şimdi burada önemli ee, birkaç sözcüğümüz var. Beşeri ve toplumsal oluşumlar ifadesi ee, bu akım ve mezheplerin kendilerini dayandırdıkları dini yapının ilahi özelliklerini bütünüyle taşımadıklarına işaret etmektedir. Beşeri ve toplumsal oluşumlar ifadesi. Daha sonra zaman ve mekan bağlamı. Fikir hadise irtibatı sözcükleri ise e, bilim dalının usulüyle ilgili ifadelerdir. Betimleyici metot ifadesi mezhepler tarihi araştırmacısının tarafsızlığına vurgu yapmaktadır. Araştırmacı bu araştırmalarda tarafsız olmak durumundadır. Değerli hocalarım. Şimdi İslam mezhepler tarihinin amaçları nedir dersek öncelikli olarak İslam mezhepler tarihi İslam düşüncesinin en önemli kaynaklarından çeşitli mezhep, akıl ve cemaatleri geçmişe uzanarak tüm yönleriyle araştırmakta. Böylece günümüz Müslümanların sahip oldukları Değişik düşünce, düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır İslam mezhepler tarihi. Müslümanların sahip oldukları değişik düşünce biçimlerini daha iyi anlamamızı sağlamaktadır İslam mezhepler tarihi. Daha sonra e, İslam mezhepler tarihi araştırmaları mezhep ve dini grupların, Tarihte bıraktıkları olumlu ya da olumsuz izleri görünür kılarak bugün ve geleceğimiz açısından önemli dersleri toplumun ve bilhassa yetkili kişilerin önüne koymaktadır İslam mezhepler tarihi. Yine mezheplerin bir kısmının teşkil ettikleri serbest tartışma ortamları düşünceyi geliştirmiş ve diğer kültürlerle etkileşimi kolaylaştırmıştır. Diğer kültürlerle etkileşimi kolaylaştırmıştır İslam mezhepler tarihi. Fakat mezhepler tarihinin diğer yüzü bu kadar aydınlık değildir. Kanlı mezhep kavgaları Müslüman toplumu bölüp parçalamıştır. Mezheplerin bir din gibi sunulması ve dayatılması birlikteliği bozmuş, dinin özündeki hoşgörü ve kucaklayıcılığı ortadan kaldırmıştır. Değerli hocalarım. Yine mezhep ve dini grupların liderleri zaman zaman yanlış yollara sapmışlardır, Siyasi ya da mali çıkarları doğrultusunda din istismarlarına kalkışmışlardır. E, mezhepler tarihi tüm bu yaşananları bilimsel olarak ortaya koyarak önümüzü aydınlatmayı amaçlamaktadır. İslam mezhepler tarihi e, bu olaylar karşısında önümüzü aydınlatmayı amaçlamaktadır. Olumlu gelişmelerin tekrarı, olumsuz olan gelişmelerin ise bir daha yaşanmaması için bizlere bilinç kazandırmaya çalışır. İslam mezhepler tarihi alınması gereken dersi görünür, kılar. Diğer taraftan mezhepler tarihi ortaya koyduğu objektif yani tarafsız bulgularla mezhep ve gruplar arasındaki ön yargıları giderici bir işlev görmektedir değerli hocaları. Şimdi e, yukarıda da demiştik İslam mezhepler tarihinin e, ana konusu e, inanç ve e, yani itikadi ve siyasi mezhepleri e, geçmişe dönük, ve günümüzde inceler demiştik. Şimdi e, İslam mezhepler tarihinin e, biraz daha detaylı olarak konusunu anlayacak olursak... ...İslam mezhepler tarihinin konusunu esas olarak tarihte ortaya çıkmış... ...ve günümüzde yaşanmakta olan mezhepler teşkil etmektedir. Şunu da unutmamamız lazım. Henüz sosyalleşmediği, kurumsallaşmadığı, henüz kendine mahsus doktorinleri oluşmadığı için... ...mezhep olarak kabul edilmeyecek dini gruplar, cemaatler, akımlar... Ekol ve okullar, siyasi hareketler veya tarikatlar da farklılaşıp mezhepleşme potansiyelini bünyesinde taşıdıklarından dolayı mezhepler tarihi uzmanlarınca e, gözlemlenip incelemeye alınmıştır değerli hocalarım. Örneğin İslamiyet kökenli yeni bir dünya dini olan Bahailik küçük bir grup olarak ortaya çıktı. Daha sonra bir mezhep, peşinden de bir din olmaya doğru evrilmiştir değerli hocalarım. Şimdi İslam düşüncesinin geçmişini ve bugüne yansımasını mezhepler ve akımlar üzerinden incelemek isteyen bir mezhepler tarihi araştırmacısının ele alacağı bazı konuları şu şekilde özetlemek mümkündür değerli hocalarım. Şimdi dedik ya mezhepler tarihini Geçmişte ve bugün de araştırmak isteyen bir kişi öncelikle mezhep ve akımların isimlerinin kaynaklarını mezhep ve akımların doğuş sebeplerini teşekkül süreçlerini bulundukları mekan ve coğrafya ile ilgili ilişkilerini kimler ve hangi toplumsal yapılar ile başladıklarını ilk ve sonraki temsilcilerini temel fikir ve kavramlarını oluşturdukları edebiyatı yaşadıkları iç bölünmeler yayıldıkları bölgeler diğer dini ve siyasi oluşumlarla ilişkileri ve tartışma konuları, günümüzdeki durumları, İslam düşüncesine olan katkıları, e, haklarında yapılmış çağdaş araştırmalar bir mezhep e, mezhepler tarihi araştırmacısının ele alması gereken konulardan e, önemli olanlarıdır değerli hocalarım. Şimdi İslam mezhepler tarihinin diğer din bilimleriyle olan irtibatı. Şimdi bütün bilimler gibi İslam mezhepler tarihi de bir takım ilimlerle belirli alışverişler ve irtibatlar kurmaktadır değerli hocalarım. Her bağımsız bilim dalı gibi kendine özgü bir alanı, konuları ve amaçları olan İslam mezhepler tarihi diğer ilmi disiplinlerle irtibata geçmek durumundadır. Söz konusu irtibatın en yoğun gerçekleştiği disiplin ise kuşkusuz kelam ilmidir değerli hocalarım. O zaman öncelikle kelam ilmini beraberce inceleyelim. Kelam ilmi gözettiği gayeler bakımından kesin deliller kullanmak ...ve baki olacak şüpheleri gidermek suretiyle dini inanç esaslarını ispata kudret kazandıran bir ilim dalı olarak tanımlanmaktadır. İnanç esasları üzerindeki şüpheleri gidermeyi amaçlayan kelamcılar öncelikle bu şüphelerin niteliğini ve kaynağını belirlemelidirler. E, bu bilgi hasıl olmadan yapılacak müdafaa temelsiz olacağından akaid sağlam bir zeminde ispat edilemeyecektir. Şimdi mezhepler tarihi yazıcılığını sistematik olarak ilk başlatanlar mutezile alimleridir... E, kelam usulünde ilk ortaya çıkaranlar yine mutezile alimleridir. Taşköprülü Zade'nin ilmi makalatı fırak adını verdiği ve ilahi akidelere ilişkin batıl mezhepleri kaydetmekle ilgilenen bir ilimdir diye tarif ettiği mezhepler tarihi, klasik dönemlerde genellikle batıl sayılan mezhepleri red, hak olanları ispat gayretiyle kullanıldığından kelam ile sürekli ilişki halinde olmuş, dolayısıyla normatif yani kural koyucu bir karakter kazanmıştır değerli Hocalarım mezhepler tarihi. Ee, ancak modern mezhepler tarihi araştırmaları betimleyici bir metot izlemekte. Yani hak batıl ayrımı yapmadan mezhep ve akımları oldukları gibi yorumlamaya çalışmakta. Bu özelliğiyle de İslam mezhepler tarihi kelam ilminden farklılık göstermektedir değerli hocalarım. Şimdi e, İslam mezhepler tarihinin dinler tarihi ile e, ilişkisine bakacak olursak. Dinler tarihi de mezhepler tarihinin yaptığı gibi klasik dönemde kelam ilmiyle birlikte çalışmış, yanlış inanç ve uygulamaları kaynaklarında tespit ederek kelamcılara veri sağlamıştır. Şehristani'nin El Milal ve Nihal adı eserindeki gibi bazı kaynaklar ee, muhtevalarında mezhepler tarihiyle dinler tarihini birleştirmişlerdir. Yani İslam kökenli mezhepleri inceleme yöntemlerini diğer dinlerin mezheplerini incelerken de uygulamışlardır değerli hocalarım. Bu nedenle... Dinler tarihi ile mezhepler tarihinin işbirliği modern dönemde de betimleyici metodu esas almak suretiyle kaçınılmaz olarak sürecektir değerli hocalarım. Şimdi daha sonra bu ilimlerden bir tanesi yine din fenomenolojisi. mezheplerin inançlarına ait kavramların, terminolojik bakiyelerin, geleneklerin, ritüellerin yani fenomenlerin incelenmesinde Din fenomenolojisi disiplini İslam mezhepler tarihine yardımcı olmaktadır. Bu disiplin dinleri veya mezhepleri diğerleriyle karşılaştırmaya kalkışmaz. Benzer olay ve olguları yani fenomenleri ortaya çıktıkları dinler, mezhepler veya diğer dini yapıların içinde bulur, çıkarır, onları bir araya getirir, gruplar halinde ele alır, mukayeseler yapar ve böylece onları anlamaya çalışır. Bu din fenomenolojisi Şimdi bir diğer bilim dalımız din sosyolojisi arkadaşlar. Mezhepler ve dini gruplar sosyal gerçeklikler olduklarından din sosyolojisinin ilgi alanına girerler. Mezheplerin oluşumu, isimler alışı, bölünüşü, mezheplere girişler, mensubiyetler, dini grup liderliği, cemaatsel hiyerarşi, grupsal dayanışma, ekonomik yardımlaşma, toplu ibadet gibi mezhepler tarihinin konusuna giren bu olgular din sosyolojisi tarafından da derinlikli olarak araştırılmaktadır. Din sosyologları dini grupları ele alırken mezhepler tarihinin bulgularından yararlanırlar. Şimdi bir diğer bilim dalımız din psikolojisi. İnsanların dini oluşumlara girişleri, psikolojilerinin de etkili olduğu sosyal bir faaliyettir. Kişinin grubundan olmayan diğer müminleri ötekileştirmesi gibi vakalar din psikolojisinin ilgi alanı içerisindedir. Dolayısıyla din psikolojisi söz konusu vaka örneklerini görmek için mezhepler tarihine başvurur. Buna karşılık mezhepler tarihi de e, dini gruplarla ilgili olaylara din sosyolojisinin bulgularından hareketle bakmaktadır. Değerli hocalarım. Bir diğer... E, ilim dalımız e, İslam tarihi, mezhepler tarihi nihayetinde bir tarih disiplinidir. Bu nedenle İslam tarihi bilim dalıyla yakından ilgilidir. Mezhepler tarihi araştırmalarının, dökümanlarının önemli bölümü İslam tarihi kaynaklarında yer almaktadır. Örneğin e, hilafet tartışmaları, iç savaşlar gibi konular İslam tarihi tarafından geniş şekilde ele alınmaktadır. E, sıraladığımız ilmi disiplinlerin yanı sıra e, etnografi, folklor yani halk bilimi, Antropoloji yani insan bilimi ve siyaset bilimlerinin sağladıkları bulgularda mezhepler tarihi ile ilgili çalışmalarda kullanılmaya başlamıştır. Şimdi, ee, bir diğer önemli başlığımız e, önemli terim ve kavramlardır arkadaşlar. İslam tarihindeki dini ve siyasi ayrılıklar, yeni oluşumlar, yeni fikirler ve bu fikirler etrafında toplanmış olan irili ufaklı cemaatleri tanımlamak için klasik kaynaklarımızda değişik terimler kullanılmıştır. Bu terimler makalat, fırka, milel ve nihal, e, mezhep, çoğul mezahip. Şimdi bunlardan birincisi olan makalata bakacak olursak bu sözcüğün tekili Türkçe'de kullanılan makaledir. Makale fikir, söz, kanaat, inanç manalarına gelmektedir. Mezhepler tarihi yazıcılığı her grup mensubun kendi görüşlerini savunması ve diğer görüşleri eleştirmesi şeklinde başlamış. Bu gayeyle yazılan ve türün ilk örnekleri olan küçük hacimli eserlere de makalat denilmiştir. Söz konusu fikirler etrafında toplananlar ise ashabül makalat yani fikir topluluğu, e, manasında ashabül makalet diye anılmıştır. Bu terim yani ashabül makalet terimi e, makalat eserleri yazan kimseleri bugünün değişiyle mezhepler tarihçilerini tanımlamak için kullanıldığı da görülmektedir değerli hocalarım. E, daha sonra e, Ebul Hasan el Eşari eserine makalatül İslamiyyin adını vermiştir. Yani İslam mensuplarının fikirleri manasında e, makalatül İslamiyyin adını Əbul-Hasan el-İşari əsərinə vermişdir. Şimdi bir diğer kavramımız fırka. Çoğulu fırak olan fırka terimi siyasi ve itikadi gayelerle vücut bulmuş gruplar yanında kendilerini İslam'a nispet eden dini, felsefi ve siyasi oluşumlarda fırka terimiyle karşılanmaktadır. nevbahdinin fırak-u şia, Bağdadi'nin el-fırak, beynel fırak eserleri önemlidir. Taşköprüzade İslam mezhepleri tarihinin karşılığı olarak ilahi akidelere ilişkin batıl mezhepleri kaydetmekle ilgilenen bir ilimdir manasında ilmi makalatil fırak ismini vermiştir Taşköprüzade. Dikkat edilirse bu isimlendirmede görüşleri kaydedilen gruplar batıl inançlara sahip oldukları söylenen ayrılıkçı gruplardır. Bir diğer e, terimimiz Milal ve Nihal. Şehristani El Milal ve Nihal adlı kitabının başlığında farklılaşmış ve bu yüzden fırkalaşmış grupların inançlarını ifade etmek için tercih ettiği nihle yani çoğulu Nihal terimi inanç ve Akide manalarına gelmektedir nihal. E, bu terim diğer terimler kadar yaygınlaşmamıştır. Kitabın başlığındaki bir diğer sözcük de mille çoğulu mileldir. Milel ise e, İslam dışındaki diğer dinleri ifade etmektedir. Yani milel dinlerin nihal ise fırkaların görüşleridir değerli hocalarım. E, bir diğer terimimiz mezhep çoğulu mezahiptir. Mezhepler tarihi edebiyatında daha çok makalenin eş anlamlısı olarak söz, kanaat, inanç manalarında kullanılmıştır mezhep sözcüğü. Yani bu sözcük mezhep ve cemaatlerin grupsal oluşumlarını ifade için değil, bu sosyal oluşumların düşünce ve inançlarını ifade için istihdam edilmiştir. Dil bilimci İbn manzur lügatında mezhep kelimesine takip edilen itikat anlamını vermektedir değerli hocalarım. E, Arapça kelimelerden sadece fırka terimi somut bir sosyal oluşumu nitelemekte. Makale, nıhle e, ve mezhep terimi ise fikir ve düşünceleri ifade etmektedir. Türkçede durum biraz farklıdır. Dilimizde yaygın olarak kullanılan mezhep sözcüğü hem sosyal oluşumu hem de bu oluşumun düşünce ve pratiklerini e, birlikte tanımlamaktadır mezhep sözcüğü. İslam mezhepleri tarihinde yer alan mezhep kelimesi söz konusu iki yönüyle anlaşılmaktadır. İslam mezhepler tarihinin edebiyatı. Şimdi burada kastımız e, yazılı edebiyattır arkadaşlar. Şimdi İslam mezhepler tarihinin edebiyatını çok detay bulan kardeşlerimiz e, şuradaki gördüğümüz e, süreye kadar isterlerse videoyu atlatabilirler. E, mezhepler tarihinin de kendine özgü bir yazıcılık geleneği olduğu unutulmamalıdır. Bu gelenek. İslam düşünce tarihinin hayli erken sayılacak bir döneminde oluşmaya başlamış. Neticede önemli hacme ve şöhrete sahip bir edebiyat ortaya çıkmıştır. Şimdi bu edebiyatın oluşum dönemini inceleyecek olursak, mezhepler tarihi edebiyatının ilk örneklerinden olan makala tür eserler, batıl kabul edilen görüşleri red ve hak addedilen fikirleri ispat amacıyla çeşitli mezheplere mensup müelliflerce kaleme alınmış kitaplardır değerli hocalarım. Bu çalışmalar daha sonra ehli sünnet adını alacak olan yaygın dini telakki ve çoğunluğun siyasi eğilimi temsil eden merkezi zümrenin başka bir itikadi grupların görüşlerini eleştirmek için yazılmış eserleri görünümündedir. Hicri ilk iki asra ait olduklarını bildiğimiz İlk makalat örnekleri hariciler, mürciiler, şiiler ve muteziler tarafından kaleme alınmışlardır. Bunların büyük bir kısmı maalesef günümüze ulaşmamıştır. Sonradan ehli sünnet adını alacak olan merkezi zümrenin temsilcileri olan alimlerin ilk iki asırda rakip akımlar gibi kaleme sarılmada istekli olmadıklarını görüyoruz. Bu isteksizlikte çoğunluğu oluşturmalarının sağladığı özgüven mutlaka rol oynamaktaydı. Ayrıca bu zümrenin bel kemiğini oluşturan hadis taraftarı teberra yani uzaklaştırma prensibine dayalı boykot ile onları muhatap almamaları eser yazma işlerinin kayda değer bir sebep olabilir. Kitabül İman veya kitabü sünen ile kendi görüşlerini ortaya koyarak bu oluşumları da eleştirmiş oluyorlardı. Daha sonra rey taraftarı yani mutezile alimler ise bunları doğrudan muhatap alıyorlar. Onlarla mücadeleyi Emri bil maruh nehi anil münker prensibi uyarınca zorunlu bir görev olarak kabul ediyorlardı. Bunların görüşlerini nakil ve akıl zemininde çürütmeyi amaçlayan en fazla eser üreten mutezile alimler olmuşlardır. Cafer bin Harp, Verrak, Cahız, Zurkan, Hayyat ve Belhi bunlar arasında öne çıkan isimlerdir. Ee, bazen de devletler ısmarlama eserler yazdırıyorlardı. Kitap yazdıran ilk kişinin Abbasi halifesi... El-Mehti olduğu bilinmektedir değerli hocalarım. Ee, şimdi daha sonra bu edebiyatın yani yazılı edebiyat diyebileceğimiz bu edebiyatın gelişim dönemi var arkadaşlar. Ee, Miladi 912-913 e, yıllarını takip eden 4. Hicri asır mezhepler tarihi edebiyatının gelişmeye başladığı dönemdir. Ee, Şia bu yüzyılda büyük ölçüde oluşumunu tamamlamıştır. Bu yüzyılın öncesinde Nevbahdi ve kummi yazdıkları eserlerde şiiliği tanıtmak, bir de kısa tarihin yazmak suretiyle mensubu oldukları imami asına tarihi meşrutiyet kazandırmaya çalışmışlardır. Ee, yine bu yüzyılda diğer bir gelişme ehli sünnet reyciliğinin kelam metoduna yönelmesidir. Ee, bunun tabii bir sonucu olarak sünni alimlerde mezheplerin tasnif ve tanıtımına dair kitaplar yazmaya başlamışlardır. İlk sünni mütekellimler olarak tarihe geçen Maturidi ve Eşari'nin her ikisi de makala türü eserler kaleme almışlardır. Maturidi'nin eseri günümüze ulaşmamıştır. Eşari'nin de Makalatü'l-İslamiyyin adında e, kitabı haklı bir şöhrete ulaşmıştır. Bu eserin ilk bölümü mezhepleri ve alt grupları tasnif edilmiş şekilde tanıtmaktadır. İkinci bölüm ise üzerinde itilaf bulunan meseleleri başlıklara taşıyarak konu merkezli biçimde mezheplerin görüşlerini mukayese imkanı sunmaktadır. kitabın başında İmam-ı Eşari makalat yazarlarının taraf geriliklerinden yakınır. Eşari kitabında eleştirdiği bu yaklaşımlara düşmemeye özen göstermiştir. Ancak söz konusu özenin sünni ekolün daha sonraki yazarlarınca yeterince gösterilmediğini tespit ediyoruz. Makalat yazım geleneğinin daha gelişmiş ve sistemli safhaların örnekleri olarak Fırak Milal ve Nihal başlıklarıyla kaleme alınmış eserlerin birçoğu tasnifte meşhur 73 fırka hadisini esas almışlardır. En tanınmış eserler arasında olan El Fırak Beynel Fırak'ın yazarı Bağdadi ile El Milal ve Nihal e, eserinin yazarı Şehristani, Kurtuluşa Eren Fırka olarak Ehli Sünnet ve Cemaatin itikadinin mahiyetini ve özelliklerini kitaplarında açıklamışlardır. ehl Ehli hadis tarafından dışlanan ehli rey, sünniliğini yani hanefiliği ehli sünnet kapsamı içine alarak güçlü ve kalıcı bir sünni bütünleşmenin önünü açmışlardır. Eşari ve şehristani objektif, Malati ve Bağdadi sünnilik ile subjektif bir e, metot uygulamışlardır gelişim dönemi özelliklerini e, şu şekilde özetlemek mümkündür. E, büyük bölümü günümüze ulaşan bu dönemin kaynakları oluşum dönemindeki edebiyata kıyasla daha hacimli ve daha sistematik bir yapıya sahiptir. E, bu dönemde büyük mezhepler neredeyse oluşumlarını tamamlamışlardır. Nevbahti, Bağdadi ve Şehristani örneklerinde olduğu gibi dönemin bazı tanınmış müellifleri eserleri vasıtasıyla Şia ve Ehli Sünnet gibi büyük mezheplerin tarihi süreçlerini kayda geçmek ya da mensubiyet sınırları ve inanç prensiplerini ortaya koymak suretiyle mezhepsel oluşumların son aşamasına önemli katkılarda bulunmuşlardır. Ee, dönemi müelliflerin çoğunluğu sünni kelamcılar tarafından oluşturmaktadır. Ee, bunlar arasında Mekul en-Nesefi'nin Erret alel bida metodunu izleyen Hanefi Maturidi yazarlar diğerlerine nispeten daha muhafazakar, normatif ve reddiyeci bir uslup benimsemişlerdir. Konumuz olan bu dönemin diğer bir özelliği de birçok yazarın 73 fırka hadisini mezhep tasnifçiliğinde esas almış olmalarıdır. Şimdi ee, bu edebiyatın duraklama ve taklit dönemine de bakacak olursak mezhepler tarihi yazıcılığı yaklaşık Hicri 7. asırdan itibaren başlayan bir süreçte tekrarcı bir karakterle karşımıza çıkar. O gün de Mutezile bağımsız bir kimlik olarak düşünce dünyasına büyük ölçüde çekilmiştir. Harici hareketler etkinliklerini kaybetmiştir. Ee, yeni mezhep ve akımlar ortaya çıkmıştır. Ee, bu önemli gelişmelere rağmen konu ettiğimiz dönemin mezhepler tarihi müellifleri gelişim döneminin şöhretli eserlerini taklit etmekle yetinmişlerdir. Tasniflerde 73 fırka hadisinin ee, yine ana ekseni oluşturduğu görülmektedir. Osmanlı devri eserlerine bakıldığında dönemin söz konusu karakteri hemen göze çarpar. İbni Kemal Birgivi gibi yazarlar, Hanifi Maturudi, Sunguri ve Sırrı Giri gibi yazarlar, Bağdadi ve Şehristani gibi eşari kelamcıların etkisinde kalmışlardır. Ayrıca Osmanlı devri yazarları üzerinde ünlü sünni eşari kelamcı Fahrettin Razi'nin büyük tesiri fark edilmektedir. Osmanlı müderrisleri genellikle Razi ekolünün takipçisiydiler. Bu ekolün eserleri Osmanlı'da ders kitabı olarak yüzyıllarca okutulmuştur. Nakşeli'nin kurucuları sayılan İmam Rabbani ile Mevlana Halid Bağdadi, hak ve kurtuluşa eren fırka olarak ehli sünnet ve cemaat vurguları da Osmanlı dönemi eserlerinde yansımaması mümkün değildi. Kurucusu Abdülkadir Geylani olan kadirilikte Osmanlı'da benzer bir duyarlılığa sahipti değerli hocalarım. Şimdi daha sonra... Ee... İslam edebiyatının yakın dönemine bakacak olursak ikinci meşrutiyet yani 1908'den sonraki dönemde İslam mezhepler tarihi disiplini ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Müstakil bir ders hüviyetine medrese müfredatına dahil edilen bu disiplin böylece bağımsız bir bilim dalı olma sürecinde önemli bir merhaleyi aşmış olmaktaydı. İlk önce Milal ve Nihal adı altında dinler tarihi ile birlikte müfredatta yer alan bu mezhepler tarihi 1913'te İmam ve hatip yetiştirmek için kurulan medreselerde mezahibi İslamiye veya ve Turuki Aliye ismiyle tasavvuf tarihiyle birlikte okutuldu. Ee, bu dönemin akademik ilgisi daha çok yaşayan ve Türkiye'de mevcut olan mezhepler üzerineydi. Dönemin diğer bir önemli ismi olan İsmail Hakkı Bey, Yeni İlmi Kelam adlı eserinde e, Liyev mevcut olan fırkalar başlığı altında Vehhabilik, Ahmedilik ve bazı Mehdilik hareketlerine yer vermiştir. Fakülte dergisindeki makalelerde ve diğer yayınlarda Dürziler, Yezidiler, Aleviler, Bektaşiler ve Tahtacılar üzerine araştırmalar yayınlandı. Dönemin akademiyasına hakim Türkçü ve rasyonalist eğilimlerin bir sonucu olarak özellikle İmam-ı Maturidi ve mezhebi üzerine duruldu. Tüm bu yayınlar klasik mezhepler tarihi eserine kıyasla zengin bir muhtevaya sahipti. Araştırma metotları konusunda batıdaki gelişmeler takip edilmekteydi. Mesela Yörükan Durkheim'in usulüne bağlı kalacağını belirtti ve içtimaiyatçı yani sosyal pozitivist bir metodu benimsedi. Gözlem ve görüşme tekniklerini kullandığı alan araştırmaları yaparak mezheplerin yaşayan ruhunu bizzat toplumun içerisinde tespit etmeye çalıştı. Yine 1979'da İran'da gerçekleşen devrim Şia üzerindeki araştırmaları hızlandırdı. Amerika Birleşik Devleti'ndeki 11 Eylül saldırılarının ardından bu defa Selefilik ve Vahhabilik ilgi odağı oldu. Batı'da akademik düzeyde çok sayıda kitapla makale yazıldı. Selefilik ve Vahhabilik ile alakalı. Şimdi bir diğer başlığımız İslam mezhepleri tarihinin metodolojik problemleri yani yöntemsel problemleri. E, mezhepleri isimlendirmede ve sınıflandırmada problemler, tarihi okumada problemler olmak üzere iki başlık altında inceleyeceğiz. İslam mezhepler tarihinin adında her ne kadar tarih sözcüğü yer alıyorsa da bir bilim dalı olarak sadece tarihi değil günümüzü de konu edinir. Bugünkü vakaları araştırmada izlediği metotlar sosyal bilimlerin diğer modern disiplinlerinin kullandıkları metotlardan yani deney, gözlem, anket, görüşme ve diğerlerinden çok da farklı değildir. Diğer bilimlerle olan Ortak taraflarının yanında İslam mezhepleri tarihinin kendine özgü bazı özellikleri bulunmaktadır. Metodolojik problemler konusu açıldığında genellikle bu özellikler dile getirilmektedir. Bunların büyük bir kısmı klasik kaynaklarla alakalıdır. Bunlardan birinci başlığımız mezhepleri isimlendirme ve sınıflandırmada problemler. İslam mezhepleri tarihinin klasik kaynaklarında karşımıza çıkan mezhep isimlerinin büyük bölümünün problemi olduğunu görmekteyiz. Problemler çeşitli nedenlerden kaynaklanmaktadır. Bunlardan birincisi... Birçok mezhep ismi yapay olarak üretilmiştir. Gruplaşmamış birçok düşünce kaynaklarda bir mezhep olarak kaydedilmiş. Böylece diğer fırkaları 72 rakamına ulaştırmak amaçlanmıştır. Yine mezhep isimlerinin bir kısmı muhalifler tarafından aşağılama kastıyla konulmuş isimlerdir. Şii kelamcı Ebu Cafer el-Ahvalin takipçilerine verilen şeytaniye ismi buna örnektir. Klasik kaynaklarımız Mutezile ve Rafıza gibi bazı mezhep isimlerinin çıkışlarıyla ilgili bir takım hikayeler nakletmektedirler. Bunların karalama ya da dışlama amaçlı olarak sonradan üretildikleri ihmali göz ardı edilmemelidir. Ee, bazı mezhep isimlerinin ayet ve hadislerde geçen isim ve kelimelerle irtibatlandırılması çoğu zaman problemlidir. Bunlarla olumlu ya da olumsuz çağrışım amaçlanmış olabilir. Söz konusu problemler nedeniyle mezhep isimleri kullanılırken dikkatli olunmalıdır isimlerin çağrışımları yanıltıcı olabilir. Bu nedenle mezhebin ya da grubun isminden ziyade mezhebin ileri gelen mensupları ve onların düşünceleri üzerinde bu yapıları tanımak gerekmektedir. Tarihi okumadaki problemler, klasik mezhepler tarihi edebiyatında tarihi okurken karşılaşabileceğimiz belli başlı metodolojik problemleri maddeler halinde sıralayabiliriz. Meslekler ve dini gruplar en baştan, mesela Hazreti Peygamber'in zamanından itibaren var olan fikirlerin veya yapıların temsilcileri değillerdir. Sosyal olaylarda tek sebeplilik değil çok sebeplilik ve fonksiyonellik ilkeleri geçerlidir. Bu çeşitli yanılgılara düşmemek için e, okumalarımızda sosyal olayların karmaşıklılığını ve çok sebeplilik ilkesini dikkate almalıyız. E, daha sonra kavramlar tarihseldir. Yani her kavram ait olduğu tarihin şartları içinde anlam kazanır. Şartlar değiştikçe anlamlar değişebilir. Ee, yine eşariye göre mezhepler tarihi alanında yazarların çoğu ee, karşı olduğu mezheplerin görüşlerini hatalı aktarmakta veya görüşleri özetle nakletmek suretiyle okucuyu ister istemez yanıltmaktadırlar. İslam tarihindeki mezhep ve grupların bir çoğu kendi görüşlerini savunmak, dini meşruiyet kazanmak, Toplum içindeki statülerini yükseltmek, kendilerine yöneltilen eleştirileri reddetmek gibi çeşitli amaçlarla gerçek dışı isnat girişimlerinde bulunmuşlardır. Mezhebin kendi kavramlarını Kur'an'a isnat ederek Kur'anî Kur'ani kavramları mezhebi ve siyasi kavramlarla aynıleştirmek, Hazreti Peygamber'in ağzından kendi mezhepleri lehine yahut muhalif mezhebin aleyhine hadisler uydurmak, geriye doğru üstad silsilesi icat ederek mezhep ile Hazreti Peygamber arasında bir köprü kurmak suretiyle kendi fikir ve amellerine meşruiyet kazandırmak, ailesini Hazreti Peygamber'in soyuzuna bağlayarak siyasi statü elde etmek türünden isnat girişimleri karşısında yanılmamak gerekmektedir değerli hocalarım. Şimdi e, İslam mezhepleri tarihinin edebiyatından sonra mezhep kavramımıza bakalım. Bildiğimiz üzere arkadaşlar Arapça sözlükte üçlü zehebe yani gitmek fiilinden türeyen mezhep kelimesi izlenen yol gidilen yer anlamına gelmektedir. Terim olarak ise mezhep. Dinin anlaşılması ve algılanmasından, dini farklılaşmadan kaynaklanan grupları ve bunların fikir ve pratiklerini diğer bir ifadeyle farklı fikir ve pratiklerin kurumsallaşmış halini ifade etmektedir mezhep. E, bu arada din üst bir kimliktir. E mezhep ise dinin altında alt bir kimliktir değerli hocalarım. Şimdi din mezhep ilişkisini inceleyecek olursak her dinin başlangıçta bir ana bünyesi bulunur. Bir kurucu önder etrafında toplanan ve öncülük yapan bir çekirdek dindar topluluğunun tebliğ ve gayretleriyle ilk halka genişler. E topluluk bir topluma dönüşür. Sonra da peygamberin yani kurucunun e, ölümünden sonra fikir ve amelde farklılaşmalar başlar. İlk ayrılıklar zuhur eder. Sosyal bölünme yani tefrika ilk aşamada mezhepleri doğurmaz. İnanç, ibadet ve hukuk alanında farklı usulleri veya farklı siyasi görüşleri benimseyen alimlerin etrafında toplanan müminler ilk merhalede dini grup veya cemaat denilen oluşum teşkil eder. Bu Bu topluluk dini ana bünyeden koparak bağımsız bir alt cemaat kimliği kurar. Mezhepler beşeri oluşumlardır. İlahi kaynaklı vahyin ve nebevi öğretilerin yorumlanış farklılıklarıdır. Dolayısıyla mezhepler dinin yerine geçemezler. Mezheplerin kendilerini din ile özdeşleştirmeleri yanıltıcıdır. Belki bir zenginlik sayılabilecek mezhepler böyle bir iddiada bulunmak suretiyle fitne ve çatışma odaklarına dönüşürler. Tefrika hem din hem de toplumu bozmakla ihtilaf kavramından ayrılmaktadır. Değerli hocalarım, bir diğer başlığımız 73 fırka rivayeti ve 72 millet söylemi. 73 fırka hadisi diye meşhur olan bu rivayette Hazreti Peygamber geçmişte Yahudi ve Hristiyanların 71 veya 72 fırkaya ayrıldığını, ümmetinin ise 73 fırkaya ayrılacağını, bunlardan fırkayı naciye diye isimlendirilen birinci fırkanın cennete diğer 72 fırkanın ise cehenneme gideceğini haber vermektedir Hazreti Peygamber. Hz. Peygamber bu topluluk için benim ve ashabımın yolu üzerine olanlardır demektedir. Rivayetin başka bir varyantında bu grubun çoğunluğu ve bütünlüğü temsil ettiği belirtilmektedir değerli hocalarım. Hadis-i şerifte geçen 73 sayısını hakiki manada anlayan ve mezhep sayılarını bu rakama sabitlemeye çalışan yazarlar yanında bu sayının kesretten kinaya olduğunu yani çokluğu bildirdiğini belirten yazarlar da bulunmaktadır. Konumuz olan rivayet aslında tarihi realiteyi göstermesi açısından gerçekçidir. Fakat içeriği itibariyle istismara müsaittir. Bu yüzden hemen hemen her mezhep kendisinin kurtulan fırka olduğunu ileri sürmüş, diğerlerini ise sapıklık ile itham etmiş, onları cehennemlik olmaya layık görmüşlerdir. Bağdadi, Malati gibi birçok mezhep tarihi müellifi, ehl sünneti kurtulan fırka olarak ilan etmektedir. Buna mukabil mesela e, Mekhul en Nesefi'ye göre Mürciye mezhebi, Kalhati'ye göre İbaziye mezhebi, Kadi Abdülcebbar'a göre ise Mutezile mezhebi kurtulan fırkadır. Daha sonra 72 millet söylemi e, bu bağlamda aynı rivayetin e, geri plana atılmış fakat hayli dikkat çekici diğer bir varyantı da önem kazanmaktadır. Muhammed el Makdisi'nin e, Ahsenü Tekasim adlı eserinde zikrettiği ve isnat açısından daha sağlam olduğunu söylediği ümmetin 73 fırkaya ayrılacaktır. Onların 72'si cennette bir tanesi cehennemdedir rivayeti daha kucaklayıcı ve tefrikaya yol açan söylemi giderici bir içeriğe sahiptir. Hacı Bektaşi Veli, Yunus Emre gibi bazı şahsiyetler de dini yaşantılarında, irşat ve tebliğ faaliyetlerinde 72 millet kavramını öncelemişlerdir değerli hocalarım. Daha sonra e, hak mezhep anlayışı ile ilgili kavramlar var arkadaşlar. E, genellikle mezhepler kendilerine ehli hak, kendilerinden olmayanlara ise ehli batıl adını vermişlerdir. E, mezhepler tarihi edebiyatında benzer bir vasıflama ehli istikamet, ehli dalalet karşıttığında görülmektedir değerli hocalarım. Delalet kavramı. E, bu delalet kavramı e, bidat kavramıyla yakından alakalıdır. Bir hadisi şerifte e, her bidat dalalettir denilmekte. Bidat aslında sünnetin karşıtı bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle Müslümanlar itikadi konularda kendi görüşlerini kabul etmeyen mezhep ve dini grupları bidatçılar anlamında ehli bidat, e, ashabül bidat, ya da mübtedi adlarına uygun görmüşlerdir. Ehli heva ya da Eshabül Ehva ise heva ve heveslerini izleyen, böylece beşeri fikir ve düşüncelere tabi olan, e, bidatlara sarılan gruplar için kullanılmıştır. E, diğer bir olumsuz kavram olan ehli furkat, mezhep ve grupların ayrılıkçı özelliklerini, fırkalaşma eğilimlerini öne çıkarmaktadır. Ehli sünnet ifadesine eklenen ehli cemaat kelimesi fırkalaşmayı değil, bütünleşmeyi, birlik ve beraberlik içinde olmayı anlatmak istemektedir. Allah'a, kitabına, peygamberine ve ahirete imanları, kıbleye dönerek namaz kılmanın farziyetine inanmaları bu olumsuz isimlerle anılan kesimleri de ehli kıble yapmaktadır e, ehli kıblenin küfür ile suçlanmaması gerektiği hükmü önemli bir dini kaide olarak görülmektedir değerli hocalarım. E, dersimiz burada bitmiştir arkadaşlar. Sizlere Allah'a emanet ediyorum. İnşallah İslam mezhepler tarihinin ikinci ünitesinde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.